Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 4. sınıf matematik kitabının 141. sayfasındaki alıştırmaları cevaplayacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine tıklayıp bildirimleri açarak yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz ayrıca. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini noktalı yerlerde yapınız. A şıkkına bakalım önce. 21'de 6 artı, 21'de 2 artı, 21'de 5. Toplama ve çıkarma yapabilmemiz için öncelikle ne olacaktı? Paydalar eşit olacaktı. Burada paydalar eşit olduğuna göre payları toplarız. Paydayı, ortak paydayı yazarız. 6, 2 daha 8, 5 daha 13 yapar. 13 bölü 21 yani 21'de 13'tür bu işlemimizin sonucu. B şıkkında çıkarmayla karşı karşıyayız. 3'te 8 eksi 3'te 1. Burada yine nedir? Paydamız eşittir. Onu ortak payda hemen alta yazalım. 8'den 1'i çıkardığımızda da 7 olur. Üste yazalım onu da. C şıkkında 3 tam 5'te 2 artı 5'te 2 kesirlerini toplamış. Ama burada bir tam sayılı kesir var. İsterseniz önce onu bileşik kesiri çevirelim. 5 kere 3 15 2 daha 17. 17 bölü 5 yani 5'te 17 artı 5'te 2 diyelim ve toplama işlemine devam edelim. 17 ile 2'yi toplarsak 19 olur. Ortak paydamız 5 olduğu için onu da alta yazarız. Ç şıkkında yine bir çıkarma var paydalar eşit 7'den 5'i çıkaracağız 2, 6 ortak paydamızı ona aynen yazacağız D şıkkında 4'te 1 artı 4'te 1 artı 4'te 3 demiş şimdi şöyle yapalım 4'ü ortak payda olarak yazalım hemen 1, 1 daha 2 3 daha 5 yapar bu da 4'te 5'tir E şıkkında 15'te 8 eksi 15'te 2 hemen ortak paydamızı belirttiğimiz gibi 6'a yazalım 8'den 2 çıktı 6, 15'te 6 sonucumuz Şemada belirtilen işlemler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız? Şimdi bakalım kaçıncı çıkışa ulaşacağız. Birinci işlemimize, ilk işlemimize bakalım. 15'te 8 ile 15'te 3'ü toplamış, 15'te 5 yazmış. Bu olsa olsa çıkarma olur. Çünkü 8 ile 3'ü topladığımızda 11 yapar. Dolayısıyla buradan yanlış yola gideceğiz. İsterseniz doğrusunu da yazalım. Yanlış yola gideceğiz. Buraya gelelim. Şimdi 11, 1 tam 11'de 9 eksi 11'de 7 eşittir 1 tam 11'de 2 demiş. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz aslında. Burada hani tam olmadığı için önünde direkt 1'i buraya yazabilirsiniz. Buradaki çıkarmış işlemini yaptığımızda 9'dan 7 çıktı. 2 payda da 11 böyle de olabilir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. On, bunu bileşik kesire çevirirsiniz. 11 ile 1'i çarptığımızda 11. 9 eklediğimizde 20 olur. 20 bölü 11 eksi 7 bölü 11 olur. O da eşittir. 20'den 7 çıktı. 13 olur. 13 bölü 11. Şimdi bunu e, tam sayılı kesire çevirmemiz lazım. 13'ü ne yapacağız? 11'e böleceğiz. 13'ün içerisinde 11 kaç keredir? 1 keredir. 1 kere 11, 11 yapar. 3'ten 1 çıktı 2. Burası da 0. Gördüğünüz gibi 1 tam. 11'de 2 şeklinde sonucumuz ulaşıyor. Yani doğru yola gideceğiz. 3'ün çıkıştan çıkarız. İşçiler örecekleri duvarın ilk gün 10'da 3'ünü... İkinci gün onda birini ördüler. İşçiler iki gün boyunca duvarın kaçta kaçını ördüler. Bir duvarımız var. Birinci gün çalıştıklarında onda üçünü örmüşler. İkinci gün onda birini örmüşler. Kaçta kaçını ördüklerini sorduğuna göre ne yapacağız? Onda üç ile onda biri toplayacağız. Topladığımızda üç bir daha 4 yapar. 10 ortak paydamızdır. Onu alta yazarız. Onda dörttür sonucumuz. Verilen işlemleri sayı doğrularında gösteriniz. İşlemlerin sonuçlarını bulunuz. Şimdi Bakalım önce sayı doğrusunda gösterelim 12'de 1 ile 12'de 5'i toplamış. şimdi buraları Yerlerine yazalım ne olduğunu önce burası nedir 1 bölü 12 Burası 2 bölü 12 3 bölü 12 4 bölü 12 ya da 12'de 4 12'de 5 12'de 6 12'de 7 12'de 8 12'de 9 12'de 10 12'de 11 ve 12'de 12 bir tama eşittir zaten. Ne diyor bize? 12'de 1 ile 12'de 5'i toplamış. Şimdi farklı bir kalem kullanalım burada. 12'de 1 neresi oluyor? 12'de 1 burası oluyor. Okla buraya geldik. Bunun üzerine ne eklemiş? 12'de 5 eklemiş. Şimdi devam edeceğiz. 12'de 1 e 12'de 2 12'de 3 12'de 4 12'de 5 eklediğimizde 12'de 6 oluyor sonuç sonucu da şu şekilde şöyle alttan bir okla gösterebiliriz İşlemimizi yapacak olursak Paydamız Ortaktır 12 15 daha 6 12'de 6'ya denk gelir sonucumuz Alttaki işlemimize bakalım şimdi alttaki işlemimizde yine buraları yazalım 8'de 1 8'de 2 8'de 3 8'de 4 8'de 5, 8'de 6, 8'de 7, 8'de 8 ya da bir bütün. pay ve payda aynı ise bir bütüne eşittir zaten. 8'de 6'dan 8'de 3'ü çıkaracağız. Şimdi 8'de 6 neresi? Burası. Şimdi buradan sıfırdan bir ok çizelim 8'de 6'ya. Ve bunlar neyi çıkarıyorduk? 8'de 3 çıkaracağız. Şimdi tek tek gidelim geri doğru. 8'de 1, 8'de 2, 8'de 3. Ne oldu? Sonucumuz 8'de 6'dan 8'de 3 çıkardığımızda sonuç 8'de 3 olur. İşlemi yapacak olursak paydamız ortaktı 8, 6'dan 3 çıktı, 3 8'de 3.